Bakıyoruz bu insanların büyük bir çoğunluğu geçmişte yoksul insanlar. Yani yoksul Tabii. da demeyelim hadi. Sizin bizim gibi insanlar. Bir Sokaktaki anda insan. evet yani bir anda bir yerlere gidiyorlar. Dubai oluyor, Gürcistan oluyor. Bir yerlere gidiyorlar. Sonra geliyorlar ve aniden zenginleşmeye başlıyorlar. Yaptıkları ilk işlerden biri estetik ameliyat. Bunun da altını çizeyim. Daha sonra lüks bir hayata kavuşuyorlar. Ve bu lüks hayatı pazarlamaya başlıyorlar. Neden? Yine kitlelerle ilgili Altan. Yani çok hani verdiğimiz bir örnek var. Bu kadar büyük yoksulluk var. Yani hani toplum fakirlerden müteşekkil öyle diyelim. Ama bu toplum iş seyre geldiğinde Altancım zenginlik görmek istiyor. Şaşaa görmek istiyor. Yani televizyon dizilerine bak. Bir dönem mesela biraz daha böyle toplumsal içerikli, hafif böyle politik duyarlılığı olan dizilerin bir dönemi olmuştu. Giderek bunlar tabii reyting sistemiyle de oynadılar. Orada da yani iktidarın kendi isterleri doğrultusunda reyting sistemiyle oynayarak yaptığı düzenlemeler sonucunda bu tür dizilerin mesela toplumsal sorunlara dikkat çeken, onlar üzerinde farkındalık yaratmaya çalışan dizilerin sonu geldi. Ve herkes ekranda işte zengin köşklerde, yalılarda bir takım işte entrikalar içerisindeki zengin ailelerin hikayelerini izlemeyi ya da işte bir yoksulluk varsa da o yoksulluğun birkaç bölüm sonrasında zenginliğe dönüştüğü yani o hikaye içerisinde fakir karakterin işte bir şekilde zenginlik içerisine girdiği yapımları, hikayeleri tercih ediyor. Dolayısıyla işte bu sözünü ettiğin görüntüler, işte Dubai görüntüleri, güzellik merkezleri bunlar zaten görsel kültür aslında 3G prensibiyle yürür. 3G güzellik, gençlik ve giysi. Giysiler alabildiğine zaten sanırım yani hatırlarsan, zihninde canlandırırsan o görüntüleri hemen hak vereceksin. O giysiler savrularak sağdan sola hep karşımızdadır. Güzellik şarttır Altan ve gençlik. O yüzden bir taraftan işte o anti aging endüstrisi de bu süreçte sürekli büyük bir kazanç kapısı olmuştur. Doktorlar biliyorsun işte cerrahlar artık o güzellik endüstrisinin bir parçası, gençlik endüstrisinin bir parçası haline gelmiş durumdalar. Çünkü ekrandaysan eğer genç olacaksın, güzel olacaksın ve işte iyi giyimli olacaksın. Dolayısıyla burada bak görüyor musun moda endüstrisi, güzellik endüstrisi, elbette kozmetik endüstrisi bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. İşte plastik cerrahi bütün bunlar birbiriyle bağlantılı olarak devrededir. Öyle bir insanlık hali ortaya çıktı ki içinde bulunduğumuz işte bu tüketim kapitalizmi ve mesh endüstrisi bünyesinde öyle bir insanlık hali çıktı ki Altan kimse görünmeden duramıyor ve kimse ne yaşlanmak istiyor, ne çirkin görünmek istiyor, ne de hırpani görünmek istiyor. Ve bunun sonucu olarak işleyen bir sistem var. Bu çerçevede işte senin biraz önce söylediğin senin benim gibi insanlar sokaktaki insan diyelim yani sıradan insan sade vatandaş diyelim sıradan olanın şöhret olma görünür olma arzusuyla çırpındığı bir çağ hali içindeyiz ve işte bunun bir ucunda bu genç kadınları görüyorsun.
öbür ucunda kendisini işte bıçkınlıklarıyla ifade etmek isteyen genç erkekleri görüyorsun ve suça yatkın görüntüleriyle bu işte sosyal medya platformlarında bol bol karşımıza çıkıyorlar. Her şeyi bir kenara bırak. Mesela o sabah Müge Anlı'nın programına gidip orada işlediği cinayeti itiraf eden ama ekranda itiraf eden ve orada polislerin eşliğinde çıkıp gidenler var. Yani cani bile Altan şöhret olarak cinayet sonrasında işte hapse girmek istiyor. Ölümü bile şöhret olarak tadmak isteyen örnekler var karşımızda. Yani işte daha önce de yine bu programda verdik. Eski manken Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'la bir manken ve oyuncu Vatan Şaşmaz'la yaşadığı ilişki sonrasında hem işte o sevgilisi, eski sevgilisi olan Şaşmaz'ı öldürdü. Sonra kendisi de intihar etti. Sonrasında da işte şöhret oldu yeniden. Unutulmuştu ama şöhretini ölerek tazelemiş oldu. Yani buna ne diyoruz? Ölüm adın şöhret olsun. E işte şimdi Samast için de, o gün Samast için de böyle bir seçenek kapıdadır. Çünkü öyle ne yazık ki korkunç, öyle karanlık bir çağda yaşıyoruz. Aslında bu elektriğin karanlığı, öyle ifade etmek gerekiyor. Çünkü sonuçta bütün bu teknolojinin altyapısı işte elektrik, elektronik, değil mi? Dolayısıyla elektrikle aydınlanmayıp kararan bir hayatın içerisinde, işte meşruiyet çağı dediğimiz bir hayatın içerisinde katiller de, işte mafya babaları da, suç örgütü liderleri de, siyasetçiler de, herkes işte bir yerde yazdıklarıyla ya da işte görüntüsüyle kitlelerin ilgisini çekmek, fark edilmek ve zihinlerde kalıcı olma arzusunu duyuyor. Yani şeyin de, değil mi, Alaaddin Çakıcı'nın da hemen Gergerlioğlu'na yönelik Bahçeli'nin arkasında duran mesajının da aynı şekilde nasıl bir etki yaptığını, nasıl alımlandığını düşünecek olursan, evet, yani bunlara kızmak, öfkelenmek, tepki göstermek, lanetlemek, her şey mümkün. Ama sonuçta durup soğukkanlı olup bütün bu sürecin Hrant Dink'in katilinden Dilan Engin Polat'ın görüntülerine, İşte son iki kardeşin durumuna kadar ve diğer başka tırnak içinde fenomenler deniyor. Nedir fenomen? Görünen, görüntüsünden öte başka bir şeyi olmayana fenomen diyoruz Altan. Görüntüsünden başka bir şeyi olmayan, ne düşüncesi, ne yüreği, ne aklı, ne bilgisi, ne birikimi olmayan varlığa fenomen denir. Ve fenomenlerin iktidarı işte karşımızda. Fenomenin bir tanesi işte bir televizyon realite programında tanınmış bilinmiş. Fenomenin öbürü Türkiye'nin en değerli aydınlarından, en değerli insanlarından, gazetecilerinden Hrant Dink'i katlederek çıkmış ortaya. Fark etmiyor. Bu bir yelpaze. Fenomenlerin iktidarı. Öyle diyelim istersen.